Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videoda sizlerle birlikte DJI Osmo Action aksiyon kamerasını inceliyoruz. Geçtiğimiz günlerde kutusundan çıkarıp özelliklerine göz attığımız bu şirin ve ilginç aksiyon kamerasıyla ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videoda bulacaksınız. Hep beraber izleyelim. kişisel olarak aksiyon kameralarını kullanan ve çok da seven bir kullanıcı olarak Osmo Action piyasaya sürüldüğünde ki geçen yılın yaz aylarının ortasında piyasaya sürülmüştü. Çok heyecanlanmıştım. Neden? Bu ürünün ilginç bir özelliği vardı. Ön yüzünde de bir ekranı bulunuyordu. Bu sayede aksiyon kameralarının önemli bir sıkıntısı olan bu ne çektiğinizi görememe durumu yani kendinizi çektiğiniz zamanki durumdan bahsediyorum tabi. Bu üründe bulunmuyordu. İşte bu Biraz geç de olsa bana teste geldi ve bir anda sizler için, teknoloji okuyucuları için bu ürünü incelemeye karar verdim. Her zaman olduğu gibi genel bir görünümden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bu kategorinin en önemli markalarından GoPro aslında hem tasarımını belirleyen bu ürünlerin hem de neredeyse artık ismiyle özdeşleşen bir marka haline gelmişti. Osmo Action da aslında bu GoPro'ya fazlasıyla benzeyen ki Hero 7 ile aslında önemli anlamda rakip. 8 değil ama 7 ile ciddi anlamda rakip olan bir model cihazın ön tarafında bir ekran bulunuyor. Bu ekranı isterseniz açıp istiyorsunuz açıp istiyorsanız kapatabiliyorsunuz. Yani sürekli açık olması gerekmiyor. Cihazın arka ekranını kullandığınızda ön ekran kapalı kalabiliyor. Şimdi dış görünümünden şöyle bir bakmak istiyorum. Bir kere normal bir objektifimiz var. Bu arada objektif değiştirilebiliyor. Biliyorsunuz GoPro Hero 8 ile beraber artık objektifler çıkartılamıyordu. Bu üründe ise çıkartıyorsunuz. Temizleme imkanınız var veya işte zarar gördüğünüz zaman başka bir objektif takma durumunun söz konusu. Birazcık zor çıkıyor ama çıkıyor onu söyleyeyim. Üst tarafta iki adet düğme bulunuyor. Bir tanesi record tuşu yani kayıt etme tuşu. Bir diğeri ise açma kapama tuşumuz yer alıyor. Yan tarafta ise iki farklı şekilde kullanabildiğimiz bir düğme konumlandırılmış. Bu düğmeye uzun süreli bastığımızda görüntü öne veya arkaya gidebiliyor. Bu sayede yani isterseniz ön ekranı isterseniz arka ekranı buradan da kumanda edebiliyorsunuz. Kısa basarsınız eğer yani kısa bastığınız zaman da quick switch dediğimiz çekim modları arasında seçenekleri burada görüp parmağınıza dokunarak değiştirebiliyorsunuz. Bunun dışında yan yüzde bir de bir yuvamız var. Bu yuvaya açtığımızda ise karşımıza bellek kartı yuvamız çıkıyor. Kapalı bir şekilde korunan bir kapak burası. Bir de Type C bağlantı yuvamız mevcut. Bu arada cihazın pili alt kısmında konumlandırılmış ama pili birazcık farklı konumlandırılmış. Neden diyeceksiniz? Şöyle bir durum söz konusu. Bu pil buraya komple arka alt yüze entegre edilmiş. O bakımdan mesela bazı Üçüncü parti e, aksiyon kameralarında bulunan işte 1 4 inçlik bir yuva. Bu standart tripod bağlantı yuvası burada yok. O yüzden şu kutusundan çıkan aksesuarı yani skeleton case diye geçiyor bu İngilizce'de. Bu kılıfı kutuyu kullanmamız gerekiyor ama bu e, bunun ekranı vesaireyi korumadığını belirttim. Sadece e, yan taraflarını koruyan bir kılıfımız var. Mikrofon yuvaları bulunuyor. Delikleri daha doğrusu böyle minik minik delikler var. Bir tanesi yan tarafta, bir tanesi üst tarafta. Bu şekilde tutarak kolay bir şekilde kullanıyorsunuz. Gelin şimdi cihazın teknik özelliklerine hep birlikte bir göz atalım. Aksiyon kamerası bizlere 4K 60 FPS'ye kadar video kayıt imkanı sunuyor. 12 megapiksel fotoğraf çekebiliyoruz. Rocksteady titreşim engelleme özelliği bulunuyor. 11 metreye kadar su altında kullanabiliyoruz. 1 bölü 2.3 inçlik bir simos sensörümüz var. 145 derecelik bir görüş açısı sunuyor bize DJI Osmo Action. 2.25 inçlik arka ekran, 1.4 inçlik de bir ön ekranımız var. F2.8 diyaframımızın olduğunu söyleyelim. 1080p'de 240 fps ağır çekim yapabiliyoruz. 100 Mbps bitrate özelliği bulunuyor. Micro SD kart yuvamıza da maksimum da 256 GB bir bellek kartı takabiliyoruz. 1300 mA'lik lityum polimer bir pilimiz var. Pilimizin pil ömrü 1080p 30 fps'de 135 dakika video kayıt yapmak. 63 dakika ise 4K 60 fps'de rakstediyi açıkken ki değerimiz bu. 802ABGNAAC var. Bluetooth 4.2 olduğunu söyleyeyim. Toplam ağırlığımız da 124 gram. Şimdi gelelim DJI Osmo Action'da yaşadığım deneyime. Birincisi şunu söyleyeyim, bu ön kamera inanılmaz pratiklik sağlıyor. Bir parça gecikme var, onu baştan söyleyeyim. Yani hareketi yaptıktan sonra böyle bir yarım saniye, bazen bir saniye kadar uzayan bir gecikmeyle görüyorsunuz o hareketi. Çok büyük sorun mu? Bence değil. Açıkçası, yani öndeki o ekranın olması bence önemli bir etken olmuş. Çünkü ne çektiğinizi görebiliyorsunuz. Ha diyeceksiniz ki GoPro'da işte geniş açı aldığınız zaman sıkıntı oluyor mu? Hayır olmuyor ama görüyor olmak bir parça daha kolaylaştırıyor işinizi. Özellikle hani bizim gibi kendi videolarınızı kendiniz çekiyorsanız şöyle tutayım, şöyle çekeyim falan dediğinizde şu ekranın olması güzel. Ekranın görüntü formatını kare aslında bu ekran görüyorsunuz şu anda da ekranda ama dikdörtgen şeklinde yani kameranın kayıt ettiği şekilde de ayarlayabiliyorsunuz. Ben onu önerdim çünkü kareye aldığınızda kenarlarda bir parça kesiyor. Aslında daha geniş bir alanı kayıt ederken siz burada daha dar bir alan görüyorsunuz. Onu ayarlardan yapabiliyorsunuz. Çok basit bir ayarı var. Bunun dışında kullanımı kolay mı? E çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani daha önce bir aksiyon kamerası kullandıysanız çok Yadırgayacağınızı zannetmiyorum. Yani GoPro'yu aşinaysanız bu ürünü de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani nasıl kullanılıyor? İşte e, dokunmatik bir ekran malumu var. E, dokunmatik ekranı kullanarak işte menülerde yukarıdan aşağı indirdiğinizde bir settings menüsü geliyor. Bu menüde işte çeşitli ayarları buradan ayarlayabiliyorsunuz. İşte e, konfigürasyonunuzu kaydedebiliyorsunuz. Ne bileyim ekranın parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Ekranı kilitleme özelliği var. Ayarlara girebiliyorsunuz ekranı döndürme özelliği var. Şimdi bu ürün dikey de video çekebiliyor. Biliyorsunuz Instagram'la beraber hayatımıza giren bu hikaye meselesi e, aksiyon kameraları tarafından yakın zamana kadar desteklenmiyordu. Artık GoPro'da da var. E, şu anda Osmo Action'da da bulunan bir özellik. Dikey olarak tuttuğunuzda video dikey olarak çekiliyor. Ama baştan kayıda böyle başlamanız lazım. Yani yatağı çekerken dikey çeviremiyorsunuz veya tam tersi olmuyor. Dikey çevirdiniz, kayda başladınız, video dikey kayıt edilmiş oluyor. Bence güzel bir özellik bu. Bunun dışında baktığımızda bunu otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Spot seçeneği var. Bu arada sesli komut özelliği de yine Osmo Action'da bulunuyor. Komutlarınızı sesli olarak yapabiliyorsunuz. Yani işte mesela neler var onları ben hemen size söyleyeyim. Voice Control olarak geçiyor. Voice Control tabii ki İngilizce ne yazık ki şu anda. GoPro'da da böyleydi. Bu, bu üründe de bu şekilde böyle. Neler var? Command liste bir bakalım. İşte start Recording diyorsunuz kayıt yapmaya başlıyor. Stop recording. Mesela şu an başladı bu arada. Ben söyleyince. Stop recording dedim. Şu an durmadı. Stop recording yine durmadı. Onu ben manuel durdurayım. E, çalışıyor aslında genelde ama doğru bir şekilde telaffuz etmeniz gerekiyor. Onları söyleyeyim. Başka ne var? Fotoğraf çekebiliyorsunuz. İngilizce olarak söyleyeceksiniz. Ekranları değiştirebiliyorsunuz. Screen switch diye bir komutu var. Onu dediğiniz zaman ekran öneye ya da arkaya geçiyor. Hani Arkası açıksa öne geçiyor, öne, öne açıksa arkaya geçiyor. Kapatma gibi çeşitli komutlarınız var. Yani bu komutları da kullanabiliyorsunuz. Aynen GoPro'da da vardı aslında. Bu, bu üründe de var. Düzgün telaffuz ederseniz de genelde doğru bir şekilde çalışıyor. Bunun dışında sol tarafa doğru menü böyle parmağınızı çektiğinizde daha önce çektiğiniz fotoğraf ve videoları görebiliyorsunuz. Sağ tarafa doğru çektiğinizde ise belli ayarlar geliyor. Şimdi burada bu belli ayarlarda işte ISO ayarını ayarlamanız, şatırı ayarlamanız ve pozlamayı ayarlamanız mümkün. Manuel modda bunları yapabiliyorsunuz bu arada. Bu öte yandan şimdi bu üründe enteresan bir özellik var. Ee, beyaz ayarını da yine değiştirebiliyoruz. Devarp diye bir özellik var. Şimdi Devarp özelliği şu. Ee, biliyorsunuz bu aksiyon kameraları mesela bu ürünü 145 derece. 145 derece aldığın zaman bir parça Özellikle böyle bir e, çizgisel bir şeyler varsa ekranımızda hafiften bir bombe yapar görüntü kadrajın içinde. Onları ortadan kaldırmak için böyle bir teknoloji kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde kadraj bir parça daraltılıyor, küçültülüyor. Ama görüntü içinde bunlar bir sütun çekiyorsunuz, bir ağaç çekiyorsunuz düzgün bir şekilde görünmesi sağlanıyor ama kadrajdan bir parça fedakarlık yapıyorsunuz. Bir de Şöyle bir özelliğimiz var. Devarp özelliğini açıp kapatabiliyorsunuz olduğumuzu söylemiştik. Color meselesi var. Şimdi burada DSLR like diye bir modu var. Burada biliyorsunuz belki bilmeyenler de vardır. Onun için söylememde fayda var. Log diye bir şey var videoda. Özellikle giriş seviyesi ve üstü video ve fotoğraf makinelerinde bulunan bir özellik bu. Bu log modunda kaydettiğiniz video çok geniş bir dinamik aralıkta çekiliyor. Siz bunu düzenleme programlarındaki mesela Premiere'de çok tercih ediliyor bu konuda. E, kullanacağınız lootlarla, local, local table'larla istediğiniz rengi daha güzel, daha hoş görünmesini sağlayabiliyorsunuz. Veya istediğiniz, diyelim birkaç kamera çekim yaptınız, bunları aynı lootla birleştirdiğinizde aynı görüntüyü almış oluyorsunuz renk anlamında söylüyorum. Böyle bir profesyonel bir şey bu birazcık. Onu söyleyeyim, herkesin kullanabileceği bir özellik değil. O bakımdan e, günlük hayatta normalde tutmanızı, eğer bu işlerden anlıyorsanız DSN'e like modunu tercih etmenizi öneriyorum. DJI Osmo Action'da aynı zamanda d Like adı verilen bir özellik daha var. Aslında bu özellikle video kameralarda bulunan log formatında yapılan çekimleri fazlasıyla andırıyor. Eğer video düzenleme konusunda bilginiz ve tecrübeniz varsa bu d Like modunda çekim yapıp mesela ben şu anda o modu kullanıyorum görüntü bir parça daha böyle daha fazla dinamik bir aralık barındırıyor ama düzenleme uygulamalarında yapacağınız ufak tefek değişikliklerle ve yönlendirmelerle sonuçların daha iyi olmasını sağlayabiliyorsunuz ama bu modu özellikle video düzenleme konusunda uzman olanları öneriyorum herkesin anladığı yapabileceği şeyler değil premier vesaire gibi böyle benzeri yazılımlarda düzenleme yapmanıza yardımcı oluyor DSLR like modu ve e Bence böyle bir cihaz için güzel bir özellik olduğunu söyleyeyim. Çünkü profesyonelseniz bu tarz özellikler arıyorsunuz. Mesela GoPro'da bulunmayan bir özellik bu. Ama bu üründe bulunuyor olması güzel olmuş. Şimdi görüntü kalitesi ve fotoğraf kalitesi beni fazlasıyla tatmin etti. Tabi bu tip ürünlerin genelinde olduğu gibi gece şartlarında veya ışığın çok az olduğu ortamlarda iyi sonuçlar alamıyorsunuz. O bakımdan iyi ışık varsa, güzel ışık varsa... Kapalı ya da açık ortamlar olabilir. Fark etmez. Gün ışığı olabilir veya yapay ışık olabilir. Aldığınız sonuçlar mükemmel. Ben şimdi videonun hem içinde hem de aralarda bu örnek videolardan size koyacağım. Hem densine like modunu koyacağım. Hem normal modu koyacağım. Ee, başarılı sonuçlar alıyorsunuz. Ben gayet bir şey, başarılı bir şekilde oldum beğendim. Hatta bazı incelemeleri böyle çektik. Bu ürünü de çektik tamamen. Mesela geçtiğimiz günlerde kanalımızda yayınladığımız Renault, yeni Renault 5. nesil Clio'nun hemen hemen bütün videolarını e DJ Osmo Action'a çektik arkadaşlar. Şuradan yukarıdan şimdi çıkaracağım. O videoyu izlerseniz en azından fikir sahibi olmuş olursunuz. E dediğim gibi farklı farklı çekim modları var arkadaşlar. Ne gibi modlar var? Birazcık onlardan da bahsetmek istiyorum. Mesela video modumuz var. HDR video çekebiliyor. E slow motion dedik zaten söylemiştik. Time -lapse yapabiliyor. Hyperlapse yapabiliyor. Fotoğraf çekebiliyor. Yine fotoğrafta da bir sürü işte farklı modlarımız da bulunuyor. İşte e, time lapse olabilir, burst olabilir, seri çekim vesaire gibi özelliklerinde bulunduğunu belirtelim. Gelelim rack steady titreşim engelleme konusu bu çok başarılı çalışıyor e, ama kadrajı bir parça daraltıyor takdir edersiniz ki ve dijital bir e, teknoloji bu. E, ama aldığımız sonuçlar gerçekten çok başarılı. Şimdi biz bu örnek bir birkaç videoda koyacağım ben bu videonun içinde de göreceksiniz İşte rack açıkken veya kapalıken yaptığımız çekimler oldu. Rockstar ile cihazı neredeyse bir böyle gimbal gibi rahat kullanabiliyorsunuz. Sonuçlarında ben çok başarılı olduğunu söyleyeyim ama Rockstar'da şöyle bir sorun var. Her modda, her çekim modunda Rockstar'ı kullanamıyorsunuz. Örneğin mesela işte 1080p 240 fps'ye aldığınızda Rocksteady kullanılmıyor. İşte 2.7K 60 FPS'ye aldığınızda Rax dedi kullanılmıyor. Böyle bir hani belli o anlam o anlamda belli sıkıntıları var. Yani Rax dediği her modda kullanamıyorsun. Biliyorsunuz GoPro Hero 7'de de böyleydi. Hero 8'de bunu tamamen her modda hyperlapse diye geçiyor orada. Tam hemen her modda çalışır hale getirdiler ama DJI Osmo Action'da Belli modlarda bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Her modda kullanılamadığını belirtelim. Ama bence kullanılanları bile yeterli açık söylemek gerekirse. Yani her modda olmasına bence gerek var mı? Açıkçası bence gerek yok ama tercih meselesi. Örneğin 4K 4.3 oranında kullanırsanız Rocksteady çalışmıyor. Genelde 16'ya 9'da çalışıyor gördüğüm kadarıyla Rocksteady. O bakımdan yani Rocksteady'yi kullanırken bir bakmanız lazım. Her modda çalışmıyor. Neden çalışmadığını baştan söylemiş olalım. DJI Osmo Action'ı yine DJ'in Maymo isimli uygulaması ile birlikte kullanabiliyorsunuz. Belki bilenler varsa, kullananlar varsa bu uygulama aynı zamanda DJ'in Osmo Pocket isimli hani gimbal destekli kamerasıyla birlikte de kullanılabiliyor. Hızlı bir kullanım yapıyorsunuz. Güncellemeleri vesaire o uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. İşte çektiğiniz fotoğrafları aktarmak, videoları aktarmak gibi işlemlerden yani telefonuma hızlıca aktarayım diyorsanız yine o uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Güzel bir uygulama. Ben ben de DJ Osmo Pocket'ta olduğu için beraber kullanıyorum mesela. Hem onu hem onu kullanabiliyorum. Arada takıp bir güncellemeleri kontrol etmenizi öneriyorum. DJ Osmo Action'ın pil ömrüne gelecek olursak aslında kullanım kılavuzunda bize söylenen 135 dakika değeri hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı ben de o değeri buldum. Zaten daha uzun kayıt yapamazsınız. Yani Full HD'den bahsediyorum burada Full HD yani 1080p 30 fps'den. Bence yeterli bir süre zaten işte diğer rakiplerine baktığımızda da 3 aşağı 5 yukarı benzer değerler ver, verdiğini söyleyebilirim. Öte yandan bir merak edilen bir konuda var ondan açıklık getirmek istiyorum. Cihazda harici mikrofon bağlantısı da yapabiliyorsunuz ama bunun için DJ kendisi bir standart bir şey geliştirmemiş. Neden yapmamış onu bilmiyoruz ama Chianova diye böyle bir Çinli markanın geliştirdiği tek bir tane bir dönüştürücü var. Ben onu siparişini verdim onu da aldım. Onu taktığınız zaman aynı zamanda şarj yaparken aynı zamanda harici mikrofon da bağlayabiliyorsunuz. Bunun dışındaki çözümün hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Denemişler. İnternette, YouTube'da görebilirsiniz örneklerini. Hiçbir işe yaramıyor. Ben yaptığım denemelerde ben de yani diğer kullanıcılar gibi denedim Cyanova'yı ve gayet başarılı şekilde çalışıyor. Yani niye o, o, orijinal bir bağlantı yok bilmiyorum. Belki bir sonraki işte Osmo Action 2'de belki bunu çözebilir diye tahmin ediyorum DJI. DJI Osmo Action ilgili beğenmediğim bir taraf ise bu bellek kartı normalde biliyorsunuz bu tip ürünlerde böyle bir e, yaylı bir sistem vardır. Bellek kartı içine taktığınızda çırp diye bağlanır. Hafiften tırnağınıza bastığınızda geri çıkar. Bu üründe böyle değil. Yani e, normal giriyor. Çıkartırken hani bir yaylı sistem yok koymamışlar. Neden koymamışlar bilmiyorum. Hatta YouTube'da ben şöyle örnekler de gördüm. Bant yapıştırıp bellek kartının üzerine çekip böyle hani çıkarması daha kolay olsun diye biraz uzatanlar da gördüm. Evet arkadaşlar çok uzun bir inceleme oldu ama cihazda güzel olunca birazcık uzatıyoruz. Kusura bakmayın. Gelelim artılarına ve eksilerine. Şimdi DJI Osmo Action'ın benim en çok beğendiğim tarafı ön ekranı oldu. Buraya bakmak gerçekten işimizi çok kolaylaştırıyor. Bir diğer beğendiğim taraf ise uygun fiyatlı olması. Biz bu incelemeyi yaptığımız tarihte yaklaşık 2000 TL civarında DJI Osmo Action. hani benzer özellikler sunan rakiplerine baktığımızda buradaki en önemli rakibi de zaten Hero 7. Biraz daha pahalı olduğunu söyleyeyim. Onun da ön ekranı yok. Öyle bir farkında olduğunu söyleyeyim. yani Tam anlamıyla bir rakibi yok bence bu ürünün. Bir diğer taraf ise 4K 60 fps çekiyor olması. d like modunu da ben çok beğendim. Neden? Eğer biraz daha profesyonel sonuçlar istiyorsanız d like gibi. Yani daha sonra post production'da düzeltmek üzere böyle prodüksiyon tarafında yapacağınız işleriniz varsa böyle bir modu da var. Onu da kullanabiliyorsunuz. Bu özelliğinde çok beğendiğimi belirteyim. Nelerini beğenmedim? Tabii ki beğenmediğimiz tarafları da var arkadaşlar. Ne yazık ki bu ürün tek bir görüş açısı sunuyor. Yani şimdi GoPro kullananlar varsa aramızda bilecektir veya yani ne demek istediğimi anlayacaktır. GoPro'da super wide, wide vesaire gibi hani kadrajı daraltabildiğiniz veya açabildiğiniz daha geniş açılara ulaşabildiğiniz çekim modları yani çekim ayarları bulunuyor. Bu üründe tek bir tane mod var. Yani 145 derecelik bir açı var. İşte bunu işte Rocksteady yaparsanız biraz daha daralıyor. Devap yaparsanız biraz daha daralıyor. Ama bunun dışında bir hani geniş açı göreyim, daha dar açı göreyim, narrow yapayım, medium yapayım falan diye bir seçeneğiniz yok. Bence olsa güzel olurdu. Bir diğer beğenmediğim taraf ise resmi bir mikrofon bağlantısının olmaması. Yani bir tane var evet ama bir Çinli, Çinli bir üreticinin ürettiği ürün bu. Hani bence DJI bunu kendisi de yapabilirdi. Niye yapmadı bilmiyorum. Beğenmedim bir diğer yönü ise bu bellek kartı yuvasının meselesi. Ya çok büyük bir sorun değil ama hani neden böyle bir şey yapılmış bilmiyorum. Yani takıp çıkartması büyük bir sorun mu? Hayır değil. Ama DJ böyle bir yaylı sistem koymamış. Aslında koyulabilirdi. Uzun bir inceleme oldu farkındayım ama hem örnek videolar hem örnek fotoğraflar da sizlerle paylaşıyoruz. Ayrıca yüksek çözünürlüklü fotoğrafları da açıklama kısmında bir link de sizinle paylaşacağım. Oradan da tıkladığınız zaman hem bu videoda kullandıklarımızdan daha fazlasını hem de daha yüksek çözünürlüklü fotoğrafları o galeride bulabileceksiniz. thank mm -hmm. you Osmo Action'la çekiyorum. Şu anda E5'in kenarında biraz gürültü olabilir. Şöyle göstereyim. Rock steady açık bu arada. Şu anda elimde var. Ve ön kameraya, öndeki ekrana daha doğrusu şu an bakıyorum. Bu ön ekranın olması çok güzel arkadaşlar. Çünkü kadrajı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve neyi çektiğinizi de birebir şu anda görüyorum ben. Çok güzel bir şekilde. Ses kalitesi de umarım iyidir. Ama burası birazcık gürültülü. Hani en azından gürültülü bir ortamda sonuç nasıl oluyor? Görmez açısından böyle bir video kaydettim. Bir incelememizin daha sonuna geldik. Bu inceleme videomuzda DJI Osmo Action'ı her yönüyle size anlatmaya çalıştım. Eğer unuttuğum, Ay şundan da şöyle bir özelliği var mı? Şundan niye bahsetmedin? Şöyle bir şey yapabiliyor. Sen bu işi nasıl yapıyorsun falan gibi yorumlarınız varsa bazen geliyor öyle yorumlar arkadaşlar. Çekinmeyin. Videonun altına yazın. Elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Bilmediğimiz konu varsa bilen arkadaşlar yanıtlıyor. Böylece bir hani bir yardımlaşma ile aslında insanların sorunlarını çözebileceği bir platform haline getiriyoruz teknoloji okuyu. Bu desteği bizden esirgemezseniz çok sevinirim. YouTube kanalımıza abone olmayı değilseniz lütfen olmayı unutmayın. Bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alara takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.